Bokit bizlerle. Bu arada gerçekten ben duymadım, yani bilmiyordum geleceğini. Gerçekten sürpriz oldu. O kadar işlerin direkt seninle başlıyorum. O yüzden ama önden tebrik etmiş olayım. Invokid, yani kimsenin size güvenmediği bir senaryoda biz dahil hepimiz 3-0 tahminler yaptık neredeyse. İsminizi TBF'ye yazdırdınız. Önce playoff aşamasında yanılttınız, sonra çeyrek finalde yanılttınız, sonra yarı finalde yanılttınız. Artık TBF'de bol şans diliyoruz. Eren'e bırakıyoruz. Valla Invokid, büyük tebrikler. Çok büyük bir iş. 17-1 gelen Nasır'ı yendiniz. Ve beni daha yani etkileyici olan, daha çok etkileyici olan şey bu seriyi kazanmanızdan ziyade seriyi kazanma şekliniz. Çünkü hazırlık olarak rakibin önünde gözüktünüz ve aynı şekilde adaptasyon seriye Azir ve Draven yasaklamasıyla başlamadınız. Ve devamında Draven sizi yendi, Azir sizi yendi. Bunlara adaptasyon gösterdiniz. Seri içerisinde maç maç ne gördünüz? Buna nasıl önlemler aldınız? Biz gördük ama birazcık da senin, biz konuştuk bunu ama. Ve aynı şekilde hatta dördüncü maçın devamını da soracağım. Öncesiyle bir başlayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu tarz serilerde şuna önem veriyorum. Genelde takımların temaları oluyor. Hani oyunda da şampiyonların temaları oluyor. Nasır'ın oynadığı tema çok belli. Ama işin sıkıntısı kendiyle çelişkili olan temalar oynuyorlar. Yani top'ta mesela sürekli strong side fighter oynarken mid'de Zoe dışında yardım edecek hiçbir şey oynamıyorlar. Bu da biz mid Freo'yu almasak, yani mesela Akali oynasak adamlar cezalandıramıyor bizi. O yüzden hani sadece dümdüz all-in oynasak kazanıyorduk ya. Adam şeyi örnek vereyim. Üçüncü ya da dördüncü maç. İkinci Jarvan oynadığımız maç. Mid Freo'sunu adamlar iyi kullandı ve Jarvan'ımız çok az kampla oynamak zorunda kaldı. Evet. Şimdi Jarvan bunu çok iyi yapabilen bir şampiyon değil. Jarvan Ashe'ye ihtiyacı olan bir şampiyon belli bir ölçüde. Ama Sejuani bunun aksine böyle bir şey değil. Direkt Lovicon hani çok güzel iş yapan bir şampiyon. Yani Nasır bot etrafında çok çok iyi oynayan bir takım da değil. Draven'ı tahmin ediyordum. Çünkü Ellam'da daha önce çalıştığım için biliyorum. Ama orada bir bot 2 ve x'ine güvendiğimiz için böyle bir karar verdik. Sonra çalışmayınca değiştirdik. Dördüncü maç. Açıkçası Victor Artiyaso'yla Priyo bulmakta zorlanacağınızı biz tahmin etmiştik. Devamında da maç içerisinde böyle oldu. Fakat iki tane kontra, teknik koridorlara kontra yapabileceğiniz bir senaryoda bu kadar ağır kaybetmiş olmanız bence o anda da konuştuk. Çok çabuk adaptasyon gösterebileceğiniz bir şeydi. Nitekim bunu da yaptınız. Bu sefer Körü Aatrox cezalandırıldı. Yine orta koridorda yine Zoe cezalandırıldı. Dediğin gibi Lovicon bir ormancıya döndünüz. Erken rakibin Priyos'un orta koridorda yakalayacağı Priyo'dan çok fazla etkilenmesin diye. Dördüncü maç sonunda neler konuşuldu? Ben orada dedi, aramızda konuştuk. Nasır'ın buna yemlenmemesi lazım dedik. Beyitlenmemesi lazım dedik. Sanki biraz dördüncü maçta olanlara beyitlendiler gibi. Kesinlikle. Ya buna katılıyorum %100. Yalnız şöyle bir şey var. Dördüncü maçta aslında Pyke'ın turnlerini biz biliyorduk. Yani etrafından oynayacak bilgiye sahiptik. Hani draft'ın izin vermemesi gerekiyor kesinlikle. Ama bizim şansımız vardı. Ya yani biz kötü oynadığımız için kaybettik bence. Ve hani oyundan sonra zaten konuştuk hep beraber. Çünkü Nasır kazandığı iki maçta da bizim hatalarımızdan dolayı kazandı. Yani biz ya atıyorum Renekton, Draven'la One Item'da savaşmamalıyız yani. Ama savaştığımız için adamlar snowball oldu, kaybettik ya. Dördüncü oyun pik yedik. O yüzden kaybettik. Toplantı yaptık, herkese normal oyun oynarsak kazanacağımızı söyledik vesaire. Sonra bu şekilde oldu. Çok tebrik ederim. TBF'de de şimdiden başarılar. Aral, var mı sorun? Ben soracağım bir soru vardı da ben unuttum. Ama hatırlarım muhtemelen konuşurken. Tebrik ederim İmokin. Çok zorlu bir yoldan, güç bir yoldan aslında geldiniz. Ve bugüne gelirken de aslında belli bir planınız vardı. Şu ana kadar Fenerbahçe'den gördüğümüz aslında ilk seride de ikinci seride de genelde benzer ilerledi. Yani sen az önce dedin ya, all-in yaparsak kazanabileceğimizi biliyorduk diye. Serilerde genelde şunu gördüm ben. Fenerbahçe all-in'e odaklandığı zaman, ki son maçta bence en güzelini yaptınız örnek olarak. Hiçbir Baron'a, işte Kadim Ejderha'ya falan hiç bulaşmadınız. Yani rakip gelsin biz savaşalım moduna gittiniz. Bu sence final içinde yeterli senaryo mu? Hatta belki finalden sonrası içinde yeterli bir senaryo mu? Tamamen hani all-in odaklı oynamak. Çünkü belli noktalarda, bazı durumlarda zayıf ve koridoru kaybedebilecek eşleşmelere gittiğinizi düşünüyorum. Ama bugün belki veya geçen seride daha az vardı. Onlar bugün daha çok vardı ama yeterince cezalandırılamadı gibi geldi bana. Sence yeterli olacak mı ileriki turlarda veya sonrasında? Şimdi bence çok iyi bir yere değindiniz. Çünkü bence tek bir stil oynayarak şampiyon olmak
çok anlamlı bir şey değil. Yani biz şampiyon olacaksak zaten birden fazla stille oynayabilmek zorundayız. Çünkü karşımızdaki rakibe saygı duymak zorundayız. Ve şu an hani gelecek iki takım da hani belli ölçüde farklı stillere adapte olabilen takımlar. O yüzden hani biz tabii ki de başka şeyler çalışmak zorundayız. Ha, bu bugün özelinde söyleyeyim. Bugün başka şeyler çalışmış mıydık? Evet, çalışmıştık. Ama adamların geri düştüğünde zaten konforlarını önereceğini bildiğimiz için aynı taktikle devam etmek mantıklıydı yani o bakımdan. Anladım. Teşekkür ederim bu arada. Bir sonraki serinizde de aslında oynayabileceğiniz iki takım, bir tanesi SMB tarafı. Onlar da aslında biraz sizin gibi erken oyun, ama sizden daha fazla yapıyorlar onlar gerçi. Erken oyun daha fazla rakibe bırakıp genelde savaşa yönelen bir takım. Öte yandan Wildcats erken oyunu çok fazla teslim etmeyip sakin kalan ama orta oyunla güçlü girdiğinde çok hızlı maç kapatabilen bir takım. Sence siz hangisiyle daha iyi eşleşirsiniz? Ya şöyle söyleyeyim. İkisi de ciddi rakipler bence. Ama yani Wildcats MSI oynamış bir takım. Hani tecrübe farkı var bir kere. Yani dolayısıyla onlarla eşleşmek sanırım biraz daha zor olur ama ikisinden de bir çekincem yok yani. Hani öyle söyleyeyim. Çünkü Nasır'ın bizi seçeceğini de tahmin ediyorduk zaten. Hani gene çekinmiyorduk. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Peki, tebrikler tekrardan. Yanında Naknoko var galiba. Onu da tekrardan tebrik edersen. Allah selam versin. Hello. Özellikle ben bütün seri boyunca İrelia bekledim bu arada. Aatrox'u gördükten sonra da İrelia bekledim. Benim çok sevdiğim bir şampiyondur. Beşinci maçta onu tercih edecek yüreği de gösterdiği için açıkçası tebrik etmek lazım ki daha öncesinde oynadığı şampiyonlar ve oyun şekline de baktığımızda belki de onu bir süperstar adayı yapan akademideyken bizim gözümüzde buydu. Böyle bir noktada onu gösterebilmiş olması da hakikaten takdire şayan. Tekrar tebrik edelim onu da. Yani söylemek istedim bunu da açıkçası. Seni çok tebrik ederim arkadaşlar. Bu kadar mı? Bu kadar şey anlattım. Güzel özetti ya, bence. Dakika, güzel özet. Kamera kapattıktan sonra hepsini anlatmanı istiyorum o zaman senden. Ben bunu saymam yani. Ya şöyle söyleyeyim. Bunu hani zaten Kaan'ın oynadığı hero'lar da vesilesiyle hani cidden göze çok güzel bir oyun oynuyor yani. Buna bir şey demiyorum ama Kaan'ın sene başından beri olan gelişimi %100 ve çok iyi. Yani evet. Çok memnunum. Diğer oyuncularım hani Bar'la Songwan zaten veteranlar. Hani benim onlara katacağım şey sadece takım identitesiyle birlikte bir şey olabilir oyun anlamında. Ama rookie'lerim ve Türk oyuncum yani Onurcan'ın çok memnunum gidişatından. Öyle söyleyeyim. Gülme lan. Harika. Peki vakit ayırdığın için de çok teşekkür ediyoruz. Invokit tekrardan çok tebrik ediyoruz ve artık İzmir'de TBF'de hepinize bol şans diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.